Amerika'da Texas'a bağlı olan San Antonio şehrindeki hava üssünde bir konferansımız gerçekleşti hocam. Astsubay, uzman çavuş ve yüzbaşı rütbelerindeki askerlerin oluşturduğu katılımcılara gündüz Darwinizmin çöküşü, akşam ise Kur'an mucizeleri konuları anlatıldı. Gündüz tamamı Amerikalı ve gayrimüslim olan askerler anlatılanları hayranlık ve beğeniyle dinlemişler hocam. Amerikalı çok etkilenmişler. Programın sonucunda da Kur'an hediye edilmiş. Yüzbaşı konferansta konuşma yapan kardeşimiz Fatih'e size iletmek üzere bir madalya hediye etti. Daha önce hiçbir konuşmacıya bu şekilde bir hediye verilmediğini söylemişler. Aynı zamanda. Maşallah, bak geçen dedim ben, bana bir madalya gerekir dedim ya. Maşallah. Şaka yolu söylemiştim, bak gerçek oldu. İleriki aylarda hocam tüm hava üssünün katılacağı daha geniş çaplı ve büyük bir program organize edilecekmiş inşallah. İnşallah. Şimdi bak, bu haber çok önemli. Bu madalyanın görüntüsüydü hocam. Ha, evet. Anlamı ne acaba? Ne yazıyor üstünde? Neyse, bir inceler bakarız. İnşallah. Evet. Sen şimdi bu haberi, bu önemli bir haber bu. Amerikan ordusunda böyle Kur'an'ı, İslami bir anlatım olmak, anlatımda bulunmamız, Muhammedi bir uslup anlatım, Kur'an'ın mucizelerinin anlatılması, Darwinizm ateizmi geçerisinden anlatılması çok harika bir şey ve oradaki talep, istek çok harika. Subaylar da bunlar, yani yüksek rütbeli subay olacak çocuklar evet. İleride. O yönden de çok önemli. Onun için haberi baştan bir daha anlat. İnşallah. Amerika'da Texas'a bağlı olan San Antonio şehrindeki hava üssünde. Amerika'daki Texas'a bağlı. Texas'a bağlı olan San Antonio. Hava üssü, askeri üssü. Evet, hava üssünde evet. Konferans. Astsubay, uzman çavuş ve yüzbaşı rütbelerindeki askerlerin oluşturduğu katılımcılarda gündüz Darwinizmin çöküşü, akşam ise Kur'an mucizeleri konuları anlatılmış. Tamamı Amerikalı ve gayrimüslim olan askerler anlatılanları hayranlık ve beğeniyle dinlemişler. Çok etkileyici görmüşler hocam. Programın sonucunda da Kur'an hediye edilmiş onlara. Yani bak, bu çok acayip. Çok acayip. Mesela madalya vermeleri de, yani o da çok acayip, evet. Şaşırtıcı. Evet, çünkü ilk defa gidiyoruz biz öyle konferansa. İnşallah. Böyle bir konferansa müsaade etmeleri çok acayip. Evet, maşallah. Yani askeri tesisi konferans yapılan yer. Bu beğeni ve talepte bulunuyor. Yine gelin, yine anlatın diyorlar. Kur'an'ı, Muhammediliği bize anlatın. Darwinizm, materyalizm geçersiniz bize anlatın diyorlar. Maşallah. Yani ancak İsa Mesih'in maşallah gelişiyle bu açıklanabilir. İnşallah. Yani birilerinin onları uyarmış olması gerekiyor. Birisinin talimat vermiş olması gerekiyor. Birilerinin yönlendirmesi gerekiyor. Onları kim yönlendiriyor? Onları kim yönlendiriyor? Bir harikalık var. Maşallah. Elhamdülillah. Madalyadan kasıt, yani sevinçten ifade etmek. Evet. Yoksa madalya başka bir anlamı yok yani. Bir iltifat, bir sevgi göstertisi, bir hürmet göstertisi, saygı ifadesi olarak onu göstertiyorlar veya sunuyorlar. İnşallah. Kardeşlerimiz göster bakın bir daha onları. Ha, çok güzel, bak anlamışıymış. Biz havacı askerler olarak diyorlar, Allah'ı yüceltiriz, mükemmeli ararız. Anlamı buymuş. Maşallah. Efendim. Madalyanın üzerinde yazan yaklaşık olarak inşallah diyor bu şekilde. Çok güzel.